Şaban abi cevabını aldın mı İsa ile ilgili? Sen dedin şey oldu. Siyahı değil. Dur dur. Şeydi, dur. Onu sonra konuşalım. Hı. Şimdi telefon açsana bunu. Ha telefon mu açayım? Evet. Bize anlatsana. Ben zannettim siz bir şey yapıyorsunuz. Dedim böyle. Şu anda anlatsana ne yapıyordunuz? Kimdi bu? Annemin ayağına kramp giriyor, düşüyor diyor. Kim bu arkadaş? Bu benim çok yakın bir arkadaşım. Hı. Antalya'da. Oraya yerleşti İstanbul'dan gidip. İsterseniz arayabilirim. Tamam. Neydi? Hani bana söylediğinizi yeniden söyleyin. Yazmış. Sizi eğitimlerimize katılmak istiyordu falan o kısımda. Zaten diyor ki ben uzun süredir Refik Hoca'yı takip ediyorum. Eğitimlerine de hep katılmak istiyorum. Bir türlü kısmet olmadı diyor. Çok memnun olmuş ben buradayım diye. İnşallah diyor en kısa zamanda katılacağım. Sonra da bugün yeniden yazmış. Onlara dün söylemişti. Canım annemle babama çalışma yapabilir misiniz diyor. Hala devam ediyorsa. Anne babasında ne var? Ben onu sordum. Annemin ayağına kramp giriyor ve düşüyor. Babam altına kaçırıyor. Parkinson ve demans birlikte devam ediyor. Annemde de Parkinson var diyor. Tamam. Annede Parkinson var, ayaklarına kramp giriyor. Babada Parkinson, demans ve idrar problemi tamam. Varmış. Arıyor musun? Arayayım mı? Ara. O zaman bunu arayayım. Şöyle arayayım. Siz de duyarsınız. Gülencim. Canım benim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İzliyorum seni. Mucize ötesiyim. Herkes seni duyuyor. Herkes Refik hocam da duyuyor. Refik hocam da duyuyor seni canım. Selamlar. Mucize ötemiz sonsuz. Mucize ötesiyiz. Aylar önce sizinle bir mesajlaşmıştık ama görüşme şansımız olmadı. Tamam. Kader ne zaman isterse o zaman görüşürüz. Mutlaka Türkiye'ye döndüğünüzde görüşürüz inşallah. Tamam, amin. Lütfen söyleyin, anneniz ve babanızla alakalı ne yapmamız gerekiyor, ne var? Şimdi annem de babam da evde yatıyorlar. Kendilerine bakmaktan acizler. İkisinin de Parkinson'u var. Annemin ayağına kramp giriyor, kıvrılıyor ayak ve düşüyor. Dolayısıyla o korkudan kalkmıyor yataktan. Babamın idrar kaçırma problemleri var ek olarak. Demans ve Parkinson birlikte ilerliyor. Tamam. Selda Hanım lütfen kulağını kapat. Çıkayım mı? Hayır hayır. Çıkma. Tamam. Ben duymayacağım tamam. Gülencim. Sen hocam. Gülün Hanım babanız kaç yıldır altına kaçırıyor? Kaç yıldır kaçırıyor? Şimdi bir 10 yıl, 15 yıl önce prostat ameliyatı olmuştu. Birkaç yıl iyiydi. Sanıyorum son 4-5 yıl. Tamam, tamam. Yeterli Gülün Hanım. Peki sizin böbrekleriniz, kalbiniz ne durumda? Benim böbreğimde bir problem vardı. Damar tıkanıklığı vardı. Damarda daralma vardı daha doğrusu. Bir ameliyat gerektiği söylenmişti yıllar önce. Şu, çok özür dilerim Gülün Hanım. Durmadım. Az konuşalım, çok iş yapalım. Böbreğinizde şu an bildiğiniz bir sorun var mı? Şu an bilmiyorum hocam. Tamam, bu kadar. Çünkü. Tamam, çünkü bir sürü sorumuz olacak. Kalbiniz ne durumda? Onu da bilmiyorum. Tamam, rahminiz, yumurtalıklarınız ne durumda? Hiç bilmiyorum ama sırt ağrım ve bel ağrım var. Bacak ağrım, çok şiddetli bacak ağrım var. Tamam, iç organlarınızla alakalı bilginiz yok ama yok, sırt evet. Ağrınız ve bacaklarınızda ağrı var. Peki sırt evet, ağrınız... Doğru. Disk kaymalarından dolayı mı sırtınızda boyun ya da bel fıtığınız mı var? Neden kaynaklanıyor sizce? Bel fıtıklarım var. Yani ondan kaynaklı olabilir. Muhtemeldir. Bilmiyorum. Bel fıtığınız var. Doğru mu? Evet. 3 yerde bel fıtığım var. Tamam. Selda'nın kulağını aç. Şimdi birazdan anneniz ve babanızla alakalı olarak çalışmayı Selda Hanım yapacak. Selda Hanım şu an 2 gündür eğitim alıyor. Eğitimde
bunları nasıl uygulayacağını çok güzel biçimde bugün pek çok insana şifa olarak uyguladı. Sizin bel ve boyun fıtıklarınızı şu an Selda Hanım yok edecek. Önce sizin bel ve boyun fıtıklarınızı yok etsin, bacağınızdaki ağrıları yok etsin, sonra anne babaya geçeceğiz. Tamam mı? Tamam, çok teşekkür ediyorum. Peki ama önce biz şunları bileceğiz. Siz eğilebiliyor musunuz? Bir eğilin bakalım, nereye kadar eğildiğinizde beliniz ağrıyor. Belinizin ağrıdığı yerde durun. Mesela eliniz dizinize değdiğinde mi? Onları bir bakın, bize söyleyin. Yere kadar eğilebiliyorum aslında ama zorluyor tabii beni. Tamam. Az konuşalım, çok iş yapalım. Yani siz şunu istemiyorum. Ağrıdığı yerde durun. İlle yere dokunmak zorunda değilsiniz. Ağrıdığı yerde durun diyorum. Tamam. Yani elleriniz... dizimin altına kadar eğilebiliyorum. Tamam, bu kadar. Dik durun. Siz diziniz, diz kapağınızın 4-5 parmak altına eğildiğinizde bel ağrınız oluşuyor. Doğru mu? Doğru, doğru. Tamam. Bacaklarınızda ağrı şu an var mı? Sol bacağım çok ağrıyor. Tamam. Özellikle geceleri. Tamam. Haydi şimdi Selda Hanım, şu anda peki ağrıyor mu şu anda? Evet, biraz ağrıyor. Tamam. Lütfen siz şu an sessiz olun. Selda Hanım, yani sizin arkadaşınız, 2 gündür bizim eğitimimizi alıyor. Sizi sırt ağrılarınızdan, bel fıtıklarınızdan kurtaracak, bacağınızdaki bu sıkıntıdan kurtaracak. Selda Hanım, canlı yayında olduğunuz için nasıl yaptığını söyleme. Tamam. Sonra bir de marka. Haydi şu an Selda Hanım başladı ve siz isterseniz evde işlerinizle ilgilenin. Bulaşıkları yıkayın, ne istiyorsanız yapın ya. Tamam. Ha, Selda Hanım sizi... Şifalandırırken başka bir şey yapalım. Evde çocuk falan var mı? Var. Tamam. Kim var? Kaç tane var? 2 tane. Birisi 25 yaşında, birisi 10 yaşında. 10 yaşındakinin boyunu uzatalım mı? Yoksa uzun boylu mu zaten? O uzun boylu zaten. Diğerini uzatalım. Tamam. Hadi 25 yaşındaki kız mı, erkek mi? Kız. Hemen şimdi onun boyunu ölçün. Şöyle ölçün. Duvara yaslansın. Beni lütfen tam... Hayır, lütfen beni tam dinleyin. Duvara tamam. Sırtını yaslasın. Topuklarını topuklarını duvara değdirsin. Dizleri düz olsun. Kafası duvara yanaşsın. Ve onun kafasına bir sert bir kitap koyun. Kitabı duvara iyice dayayın. Dayıyorum. Yani şu gönye dediğimiz şekilde dayayın. Heh. Ve başına dokunduğu an çizik atın duvara. Attım. Yeterli. Şu an saate bakın. Saate bakıyorum. 18:20. 20 mi? Tam emin misiniz? 18:20. Meryem Hanım, senin saatin kaç? Meryem Hanım. 17:18 geçiyor. 17 tamam. Geçiyor. Galiba şu an saat 17'yi 17 geçiyor. 17. Neyse, tamam. Olsun, şu an başladım. Kızınızın boyunu uzatıyorum. Ve aynı zamanda Selda Hanım da sizin boyun bel fıtıklarınızı yok ediyor. Ayağınızdaki sıkıntıyı yok ediyor ve ben başladım. Kızınızın boyu uzuyor.
şu an Selda Hanım sizin boyun bel fıtığınızı ve bacak ağrılarınızı yok etmeye çalışıyor. Ben de kızınızın boyunu uzattım. Teşekkür ediyorum. Kızınızın boyunu ben söylediğim zaman ölçeceğiz. Yeterli. Siz Selda Hanım, sen devam ediyor musun? Bitirdim hocam. Tamam. Şimdi lütfen eğilin, kalkın bakalım. Eğiliyorum. Evet, belim rahatladı. Bacağınız? Bacağım da iyi şu anda. Kızınızın boyunu ölçün. Bir santim. Ve kaç dakika oldu? Toplam 4 dakika oldu. Evet, 4 dakika oldu. Peki siz orayı çizik yaptınız. Çizikler arasında fark var, evet. Değil mi? Peki, evet. Lütfen bir cetvel varsa cetvelle ölçün o 1 santimi. Yani 1 santimi daha fazla mı? Cetvelle ölçün. Tamam. Evde bir cetvel vardır. Yani bayanlar genelde santimden anlamıyorlar ya bazen. 2-3 santim bile olsa 1 santim. Bu arkadaşım çok iyi anlar. Tamam. Tam 1 santim, doğru mu? Evet. Ama devam eder hocam. Ve daha bu 4. dakikada 1 santim. Birkaç dakika sonra o 3 santime kadar uzayacak kızınızın boyu. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Biz telefonu kapatacağız. Annenize ve babanıza şimdi şöyle, tamam, babanızla da çalışalım. Babanız hakkında hiçbir bilgi vermeyin. Siz babanız hakkında bilgi verdiğinizde Selda Hanım kulaklarını kapatmıştı. Bana şeyde yazdı ya hocam, mesajla onları biliyorum. Tamam, ne biliyorsunuz? Mesajla Parkinson, idrar kaçırma ve şeyi söyledi. Tamam. Tamam, biliyormuş. Bunları bir de ona buldurtacak. Ama düzeltebiliriz. Tamam. Yani. Şimdi biz yurt dışındayız ya, 12 dakikadır telefondasınız. Telefon daha fazla yazmasın size. Ben arıyorum. Biz, yok gerek yok ki. Hadi bitsin, çalışma yaparız. Peki adı ne? Adınız ne? Gülin Hanım. Benim adım mı? Tamam, Gülin Hanım. Kızınızın boyunu 1 dakika önce ölçmüştük. 1 dakika değil mi? Evet. Şimdi kızınız gözünü kapatsın. Siz de gözünüzü kapatın. 60'a kadar sayın. 60'a kadar sayın. Kızınızın boyunu daha da uzatacağım. Hadi ikiniz de sayın. Beraber olarak. Beraber sayın, duyabileyim. 1, 2, 3. İkiniz beraber. Beraber sayıyoruz şu an. Baştan 1. Ve hızlı hızlı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tamam. Açın gözünüzü. Haydi bakalım. Şimdi kızınızın boyunu ölçün. Tamam. Tekrar ölçüyorum hocam. Terzi mi Gülün Hanım?
Greenland'ın aslında hastanesi vardı bilimciğinin. Şimdi şey emlakçılık yapıyor. Daha doğrusu yapmaya çalışıyor çünkü. Şimdi bakalım dinleyelim. Son ölçümümle aynı. Bir santim. Tamam. Evet. O şöyle geçsin 3-4 dakika 3 santime çıkacak boyun uzunluğu. Tamam. Haydi. Biz şimdi annenize babanıza çalışacağız. Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. İşte boy böyle uzatılır. Boyun fıtığı, bel fıtığı böyle yok edilir. Şimdi gelelim babasının hastalığına, annesinin hastalığına.